Merhaba arkadaşlar. Akşam selam veriyorum. Hayırlı akşamlar cümlenize. Arkadaşlar size yarın öyle güzel bir tarifim var ki çok güzel bir yaz çorbası tarifi. Soğuk çorba. Diğer adı da ayran aşı çorbası. Atalarımdan gördüğüm gibi annemgilden, annemden gördüğüm, kaynanamdan gördüğüm ve bizim yöremize ait arpa keşkeğiyle yapılan bir çorba. İçine fasulyeyle yoğurtla yapılan bir çorba. Ama eskilerin şeyleri biraz değişti arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağım? Ayran aşı çorbamı. Malzemelerimize geçelim. Neler koyacağım arkadaşlar? Bu ama gerçekten bu çorbanın ana malzemesi arkadaşlar arpa keşkeğidir. Buğday keşkeğiyle de evet olur mu? Olur. Arpa keşkeği daha sağlıklı, daha faydalı, her derde deva bir keşkektir arkadaşlar. Buyurun malzememe geçelim. Akşamdan ıslayacaklarım var. Videomu akşamdan açıyorum. Çünkü nohutla yapacağım, arpa keşkeğiyle yapacağım. Onların akşamdan yıkanması, ıslanması gerek arkadaşlar. Sabaha kadar şişmesi gerek, kolay pişmesi için. Şimdi tarifimize geçelim. Evet canlarım, bu benim arpa keşkeğim. Şöyle 200 ml bardaklara 2 bardak arpa keşkeğimi tencereme aldım. Önce onu bir güzel yıkayacağım. Buğday yarması diyoruz. Onu da kullanıyorum ama arpa yarması, arpa keşkeği daha üstündür ondan. Neyse elimizde ne varsa onu kullanırız. Buğday, arpa fark etmez. Tabii ki biraz arpa daha üstün, daha ağır basar. Bu çorbada olsun, keşkek çorbalarında olsun. Şöyle arkadaşlar, bunun böyle bir suyu çıkar. Bilmeyen arkadaşlarımız da verdiğim tarife güzel tam vereyim ki küçücük de olsa bir dualarını alayım. Şimdi şöyle bir kez daha yıkıyorum arkadaşlar. Ben bunu sabah tekrar bu şişince biraz şey yapınca rengi daha değişecek. Sabah birkaç sefer daha yıkayacağım. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar bunu? Şöyle 2 bardak keşkeğin şöyle üzerine geçecek kadar suyunu da koydum. Şöyle çay kaşığıyla 2 kaşık tuzunu da koyuyorum arkadaşlar. Bunun işi tamamdır. Bu şimdi kendi halince sabaha kadar şişecek. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ikinci malzemesi, çorbamızın ikinci malzemesi. Şöyle elimde bir nohudum var arkadaşlar. Çok iri bir nohut da değil, çok ince bir nohut da değil. Güzel pişiyor ama. Nohudumu koydum. Bir kez de onu yıkayacağım. Ne olursa olsun arkadaşlar, koruyucu maddesi oluyor. Bahçeden olmadıktan sonra, kendi mahsulüm olmadıktan sonra dışarıdan aldığımız hiçbir şeye yıkamadan şey yapmıyorum. Çünkü güvenmiyoruz. Çünkü bunlar da uzun süre kalmaları için hepsinde koruyucu bir madde oluyor. Nohudumu da bu şekilde ısladım ve ona da aynı keşkeye koyduğum gibi şöyle çay kaşığına 2 kaşık onun da tuzunu koydum. Ve bunları ben akşamdan tencerelerimi kenara koyuyorum. Görüyorsunuz soğuk suyla ısladım, sıcak suyla ıslamadım. Yarın yapılışında görüşmek üzere. Şimdiken Allah'a emanet olun. Çorbamızın akşam ısladığımız ayran aşı soğuk çorbamıza. Ne yapıyoruz? Bir güzel ısladığımız keşkeğe şöyle elimizle uva uva beyaz olacak şekilde, bunu böyle beyaz gelecek şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Benim keşkeğim ne keşkeği? Yarması. Yarma diyorsunuz. Biz keşkek diyoruz canlar. Arpa. Yapan arkadaşlarım buğdayla yapıyor. Yapsınlar. Canlar sağ olsun. Arpa keşkeği de ben akşamda dediğim gibi çok değerli
ve gerçek soğuk çorbanın ana malzemesi arpa keşkeğidir. Şimdi tenceremi boşaltıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel tenceremin içini dışını yıkadım. Kenara aldım. Ve bu arada bol suda şu şekil keşkeğimizi beyaz olacak şekilde yıkıyoruz. Zaten yumuşamış. Ben bunu ayrazda sizin anlayacağınız dilde yarmamı bu şekilde suyu berrak olacak şekilde getirdi. Tertemiz yıkadım. Şimdi ne yapacağım? Üzerine iki kat geçecek şekilde suyunu dolduruyorum tencereme. Çünkü bu suyla pişecek. Tuz muz koymayacağım. Önce harlı ateş alacağım. Sonra ağır ateş alacağım. Yaklaşık 2 saatte pişer arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci malzemesine. İkinci malzemesi görmüş olduğunuz gibi nohut. Nohutumu şöyle süzgeç alıyorum. Direkt. Kabuğu çıkmasın nohutun. Nohut bu şekilde. Ve ben nohutumu düdüklüğe alacağım. Arkadaşlar bakın arpa keşkeği bu şekli alacak. Lapası lapa gibi olacak arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel pişti. Ben bir de arkadaşlar aygazda pişiriyordum ya. Aygaz çok gidiyor, çok yanıyor ve bu uzun süre odun ateşinde pişirdim ben bunu. Hani uzun süre pişirdiği için bu aygazı mahvederdi. Bakın suyunu da çekti. Koyduğum sudan geri hiç koymadım arkadaşlar ve altına da bakın şöyle kesinlikle yapıştırmadım. Lapa halini aldı. Bu şekil canlar. Geldik soğuk çorbamızın yeşilliğine. Bu arada arkadaşlar bu yeşilliği ıspanak olarak da kullanabilirsiniz. Paza olarak da kullanabilirsiniz. Semizotu da varsa kullanabilirsiniz. Ben bahçemde ıspanak yoktu. Pazım vardı arkadaşlar. Evet. Şimdi daha yıkayacağım ben bunu. Çünkü suda bıraktım. Birkaç saat suda kaldı. Yeşillikler suda kalınca çok iyi oluyor arkadaşlar. Şu şekil, bak şu baş taraflarında çorbamın içine koymayacağım. Bunları koymayacağım. Bu şekil bunu da aynı yemeklik doğrar gibi arkadaşlar böyle doğrayacağım. Evet canlarım. Şimdi geldik. Pazımızı şöyle bir pazımızı da alt üst bir kavurmaya. Ne yapıyoruz önce? Tavamızı kurutuyoruz. Şöyle sıvı yağımızdan bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı koyuyoruz. Ben göz kararımı biliyorum. Bu arada arkadaşlar soğan çok yakışıyor bu çorbaya. Ben sadece bu çorbayı yeşillikle yapmadım. Bu sene pazıyla yapmaya karar verdim. Annemin de annemden de gördüm. Onda da yeşillik görmedim sanırım arkadaşlar. Şu şekil elimle doğradım. Görmüş olduğunuz gibi soğanlarımı şöyle bir karamelize çevire çevire yakmadan bu şekilde getirdim. Şimdi yıkayıp suda bıraktığım pazılarımı şöyle bir koyuyorum üzerine. Pazı çabuk sulanır arkadaşlar. Ateşi harlı olacak bunun. Kısık ateşte olmayacak. Kısık ateşte olursa çok sulanır. Geniş bir tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra zaten bütün malzemelerim bitti. Tuz da koymuyoruz arkadaşlar. Pazı yeşillikler kavrulurken eğer çorbanın içine katarsanız tuz koymayın. Tuz çok sulandırır. Evet benim sevgili dostlarım. Bakın fazla sulandırmadım. Bunu harlı ateşte yapıyorum. Soldurmadım yani arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi altını kapatıyorum. Ağzını kapatıyorum. Kendi suyuyla şöyle kendini salana kadar tamamdır arkadaşlar. Bunların hepsinin soğumasını bekliyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar çorbamızın neredeyse son aşamasındayız. En önemli yerine geldik. 5 bardak yoğurt aldım arkadaşlar. Pazım kavrulurken ben onu çırptım. Yoğurdumuz pürüzsüz olacak. Yine
şöyle bir çırpayım. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabından 1 kilo su çıkardım. Ayranımızı başlıyoruz yapmaya. Evet arkadaşlar, 5 bardak yoğurt 1 kilo. Yoğurdunuz cıvıksa yoğurdu 6 bardak yapın, suyunu 1 kilodan 1 bardak eksik yapın. Şimdi aşama aşama, bunun işim bitti artık çırpıcıyla. Şimdi şurada kepçem vardı, yıkadım, kepçemi aldım elime arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 2 bardak, bakın arkadaşlar, nafudumuzun da son hali, nafudumuz bu şekil olacak, yumuşacık. Yani sofraya getirip bunu yiyeceğiz. Bu şekilde olacağız ya. Olacak. Güzel. Nabudumuzu koyduk. Bak, soğudukça keşkemiz suyunu nasıl aldı arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şıpıratmadan heyecanlanıyorum arkadaşlar ben de. Sanki karşımda yanımdaymışsınız gibi. Bu şekil çorbamız, bakın hiç gram 2 bardak keşkeğimize 6 bardak suyla bu hale getirdim. Hamur gibi evet arkadaşlar, hamur gibi yaptım ve ben odun ateşinde pişirdim. Evet canlar, kepçemizle karıştıra karıştıra tane tane keşkeğimizin, yani yarmamızın tane tane olmasını sağladık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bunların sıcaklığı oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Kesinlikle sıcak olmayacak. Ayranımız kesilmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi ayranım aynı içecek ayran gibi, içilmeye hazır ayran gibi, ipek gibi oldu. En son geliyoruz arkadaşlar. Nemize geliyoruz. Sıra ne de? Sıra, sen şöyle kal. Kavurduğumuz pazıda. Bakın. Hiçbir damla suyunu koymadan özenle, özenerek yaptığım bu aşamada artık son bir kez daha karıştıracağız arkadaşlar şöyle. Misler gibi çorbamızı, ondan sonra tuzunu koyacağız. En son tuz arkadaşlar. Bak, bunu renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Buna dereotu serpebilirsiniz tabağınıza. Limona hiç gerek yok. Ayranla limona hiç, bir araya gelmesin, limona hiç gerek yok. Sofrada kendiniz tabağınıza pul biber, karabiber koyabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ama şahane bir çorbam oldu. Kesinlikle kesinlikle dediğim gibi tuzunu en son. Ayran kesilmeyecek. Malzemeleri kesinlikle soğuk diyelim biz ona. Oda sıcaklığında olacak. Yaz çorbası, şifa deposu, tam bir vitamin bombası arkadaşlar. Şu şekil çorbamız. Ne yapacağım şimdi ben buna? Şöyle kaşığımı alacağım. Hatta kaşığım, pazı kaşığı. Şöyle kenarından tuzuna bakacağım. Tuzu azsa tuz koyup 2 saat çorbamı dinlenmeye alacağım. Evet benim sevgili dostlarım, ayran aşım son hali. Bahçeden yeni çıktım arkadaşlar. Yaklaşık 2-2,5 saattir dinlendi. Misler gibi arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Kendime kızıyorum. Niye yapmadım? Niye ben bu ata çeyini unuttum? Niye bu zamana kadar yapmadım diye kendime kızdım arkadaşlar. Burada şimdi servis yaptım. Bunu yiyeceğim afiyetle. Arkadaşlar şöyle bahçemin görselliğiyle, çorbamla sizlere veda etmek istiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bu çorbayı senede bir iki kez, haftada bir kez atıyorum arkadaşlar. Canınızı ne zaman çektiğinde soğuk çorba diye geçen bu çorbamızı afiyetle yiyebilirsiniz. Ayran çorbamızı arkadaşlar. Ve inanır mısınız, bunun yanında yemek dahi aramayacaksınız. Başka bir şey aramayacaksınız. Çünkü içinde hem yemek niyetine hem çorba niyetine. İçinde neler var sizler de biliyorsunuz. Arpa yarmam var, nahudum var, 1 kilo yoğurdum var.
Yarım kilo pazım var. Bir soğanım var. Bir çay bardağından bir parmak eksik yağım var, tuzum var. Bu kadar arkadaşlar. Doğal, güzel çorba. Tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.